Herkese merhaba. Bir Dispur Kalesi yapayım dedim. Aslında anlatacaklarım var. Boş boş anlatmıyor dedim. O arada da bir Dispur Kalesi atarım diye düşündüm. Bu yorum yazan arkadaşlar çok canımı sıkmaya başladı bu son zamanda. Abuk subuk yorumlar yazıyorlar. En son 403 fixine yazmış bir arkadaş. Mod için izin almamışım ben. İşte tehdit etmiş, bildiğiniz tehdit etmiş. Mod için izin almamışım. İşte telif davası açılacakmış da modun yapımcılarıyla acilen iletişime geçersem olayı tatlıya bağlarmışız falan. Bildiğiniz tehdit yani. Ben de cevabını verdim. 11 madde sıraladım. Gerek yaptıkları modla ilgili, gerekse bu telifle ilgili. Size de ben onları anlatayım bir bir. Bana demiş ki, bu otobüs Muhammed Senol'un değil. İşte bunların emeği var. Bizim ismimizi bile söylemiyorsun falan. Birincisi, istesem Muhammed Şenol'un da ismini söylemem. Kimse de bana hesap soramaz. Ben çünkü orada kendi yaptığım fix'i gösteriyorum. Orijinal modun yapımcısı illaki saygım var, eyvallah. Zaten bütün modların yapımcılarını da belirterek ben paylaşıyorum. Bütün videoların açıklamalarına bakın, yazıyordur kimin yaptığı. Ama modu Muhammed Şenol paylaşmış. Yapımcı olarak Muhammed Şenol görünüyor. Ben de onun ismini söyledim. Tamam, bir ekip var arkasında, eyvallah. Şimdi format 0 yapalım, şimdi takılacağız. Neyse. Eyvallah, hadi unuttum diyelim. Söylemedim diyelim ki bana göre sorun da değil. Peki siz modu paylaşırken kodlarını kullandığınız Mahyar Gasemi'nin ismini niye söylemiyorsunuz dedim. Bu bir. Ya eyvallah, modu seviyoruz, kullanıyoruz. Her zaman da söylüyoruz, çok güzel mod yapmışlar, tamam. Ama şimdi gerçekler de var. Modellemeyi yapmışsınız, eyvallah, güzel de yapmışsınız. Can Sökmen'in modellemesi, tamam. Can Sökmen güzel de modelleme yapıyor. Hiçbir sözüm yok. Peki siz neden onu alıp Mahyar Gasemi'nin otobüsünün üzerine çakıyorsunuz? Yani illi bunları mı anlatmam gerekiyor bilmiyorum ki. Bundan bahsettim. Bedava paylaştığı bir şeyle ilgili zaten hak iddia edemez. Sonuçta mod olarak paylaşıyor ama paylaştığı şey aslında dosyalar. O dosyaları da sen paylaştıysan insanlar istediği gibi onu indirip istediği gibi kullanabilir. Ben onun üzerinden bir kazanç elde etmiyorum. Satmıyorum yaptığım fixleri ben. Bundan bahsettim. hatta dedim ki, bu arada burası ölmüş ya. Hatta dedim ki telif ve işte patentle ilgili belgelerini gönder. Ben bu kanaldan yayınlayıp özür dilemezsem şerefsizim dedim. Ve hatta eğer sen o telif davasını açmazsan sen şerefsizsin dedim. Ondan sonra baktım yorum silinmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim de, bir gerizekalı. Madem kendine güvenmiyorsun, madem yaptığın işi bilmiyorsun, madem yaptığın işin arkasında duramıyorsun. Ne sikime yazıyorsun gelip o yorumları bana? Ya ben bunları yapmaya devam edeceğim. Götün yiyorsa git davanı aç. Varsa bir hakkın, aç davanı, hadi kazan. Yani aptal aptal şeyler yazmaya o kadar meraklısınız ki, burada ben 15 yaşındaki, 16 yaşındaki kafa yaşından bahsediyorum. Burada yani kafası gayet iyi çalışıp yaşı küçük olanlar üstüne alınmasın. Benim bahsettiğim kafa yaşıdır. 15-16 yaşında, hatta 4-5 yaşında çocuk işi ya. Yani bu insanlarla ben uğraşmaktan sıkıldım açıkçası. Ya zorlayacaklar beni.
Ben burada fix yapıp paylaşmak yerine açacağım videoyu. 15 dakikada fixi modu tanıtmak yerine çekeceğim 1,5 saatlik video. 1,5 saatlik videoda göstereceğim neyi nasıl düzelttiğimi, neyi nasıl çalıştırdığımı. Hadi gel ona da hesap sor bakalım. Ne diyeceksin? Ha, boş boş konuşmaya o kadar meraklı ki insanlar. Daha onu ben hani sinirini atlatmaya çalışırken bu sefer gelmiş ufaklığın birisi şeye yazmış. Temsa Safir Otobüs'ün yorumlarına yazmış. İşte bir de çalmıyorum diyorsun demiş. Üstüne işte bu mod bilmem kimindir. Furkan 239 mu ne artık neyse. Umrumda da değil ya. Onunmuş mod da ben işte çalıyormuşum. Lan geri zekalı. Ben o videoyu bile izlememişsin ki. Bir izle bak bakalım. Bir koltukları kontrol et en azından. Bak onu videoda gösterdim ilk aklıma gelen şey. Ve geri zekalı bir izle videoyu bir bak bakalım. Sen çaldığın otobüsü daha doğru düzgün yapamamışsın. Ki büyük ihtimal modeli bile onun çalıntı. Alıyorlar milletin otobüsünü modunu. Bir iki değişiklik yapıyorlar. İşte farlarını değiştiriyorlar. Geri kalan şey her şey aynı. Kodları bile değiştirmiyorsun amına koyayım. Ya insan bir klasörün ismini değiştirir arkadaş. Çaldığın modun klasörün ismini değiştir amına koyayım en azından. Bir bok bilmiyorsan. Ha burada sinirlendiriyorlar insanı boş boş konuşup. Ondan sonra gelip bana çaldın diyor. Ve pezevenk ben bir şey çalmadım ki. Ben onu da açık açık söyledim. O modu yapmayacağımı, paylaşmayacağımı da defalarca söylediğim halde geldi birisi beni. Yine böyle bir geri zekalı kaşıdı beni. Gaza getirdi. Yaptım. Ve o modu da ben hiçbir paylaşım sitesinde paylaşmadım. Sadece kanalıma koydum. Ve anlattım da durumu zaten. Ben bir gelir için falan da yapmıyorum. İnat için yaptım o modu. Eğer böyle devam ederseniz de bütün modlarınızı da yani kızdıracaksınız artık modellemesiyle de oynayacağım. Tamamen böyle çalmaya dönecek iş. O zaman göreceksiniz. Yani aslında göreceğiniz bir şey de yok. Sırf egonuz var yani. Anlamıyorum bu modcuların egolarını arkadaş. Yok ben izin vermiyorum. Yok şunu yapamazsın. Ya paylaşmışsın kardeşim. İstediğimi yaparım. Bana koyayım bir otobüs indiriyorsun. Üstüne bir skin indirip kuruyorsun. Çalıştırıyorsun. Ne farkı var yaptığımın? Biraz işin özüne bakın. Boş boş konuşmaya o kadar meraklı ki insan. Sen başka moddan çalacaksın, çırpacaksın, koyacaksın, mod yapacaksın. Ondan sonra bana gelip benim modumu çaldım diyeceksin. Ya bir siktir git. Ben bu kadar gerizekalı insan görmedim. Yani bu ego insanı öldürür arkadaşlar. Yapmayın. Ego çok zararlı bir şey. Bu kadar götünüz kalkmasın. İşini düzgün yapan arkadaşlara hiçbir lafım yok. Yani herkes üstüne alınmasın bunu. Burak kardeşim var mesela. O da sitem etti ilk paylaşımda ama dedi ki tamam abi fixleyebilirsin. Ya eyvallah. Ya yemin ederim Burak desin ki abi ben bunun yenisini yaptım. Siler misin? Anında silmezsem şerefsizim. Böyle adamlar gelsin bana desin ki abi bu böyledir yapar mısın? Eyvallah. Lan pezevenk gelmişsin bana yok hırsızsın yok şunu çalıyor. E sen ne yapmışsın? Yaptığın moda bir bak amına koyayım. Daha kullandığın kodu bilmiyorsun. Oradan buradan çalarak yaptığın için yeni versiyona bile yükseltemiyorsun. Şimdi burada anlatmayayım ben işin özünü ya. Adam modelleme yapmış. Eyvallah tamam. Ya yanlış anlaşılmasın bu dedim bak. Kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. Eyvallah uğraşmışsın, modelleme yapmışsın, etmişsin falan. Kimsenin bir şey dediği de yok. Başka otobüsten hani modellemeyi yapmışsın, belki becerememişsin. Başka bir otobüsten, başka bir araçtan almışsın kodları, çalıştırmışsın. Eyvallah. Kimsenin bir şey dediği yok buna. E senin yaptığını ki aynı şekilde bile yapmıyorum. Benim yaptığım hepsi fix. Millete orijinal linkiyle beraber indirin diye. Bunun yenisi çıkarsa onu kullanın diye defalarca söylememe rağmen geliyorlar bana artistlik yapıyorlar. Ulan ben 22 senedir programcılık yapıyorum. Neyin nasıl paylaşılacağını, nasıl paylaşıldığı zaman nasıl kullanılabileceğini senden çok daha iyi biliyorum. Senin yaşın kadar ben bu işi yaptım amına koyayım. Geri zekalılar ya. Başka oyundan model alırlar amına koyayım. Convert ederler. Bu oyuna uyarlarlar. Ondan sonra ne oldu? Modumu çaldın. Bir siktir git. Sen mi yaptın o modu o zaman? E emek var. E tamam eyvallah. Emek var. Emek var da egonu birazcık rafa kaldır.
Atıyorum GTA 5'ten bir tane arabanın modelini alıyor. Burada ETS2'nin kodlarında ETS2'de çalışır hale getiriyor. Eyvallah, bak bunu yapın zaten. Buna herkes teşekkür ediyor zaten. Kimse de size emeğiniz yok falan demiyor. Ama yaptığınız şeyi biraz düşünün amına koyayım ya. 2,5 sene önce otobüs yapmışsın amına koyayım. Bir gram dokunmamışsın, çalışmıyor, etmiyor. Kullanılmıyor oyunda. Ben fixliyorum millet kullansın, seviyor diye, millet istiyor diye. Ondan sonra yok efendim niye çalıştırdın? Çalıştıracağım tabii pezevenk. Yap kendin çalıştır o zaman. Sana kimse niye yaptın mı diyor. Ne güzel indiriyoruz da kullanıyoruz da. Abi o kadar sinirlendim ki ya, o kadar doluyum ki. Dediğim gibi bak tekrar söylüyorum. İşini düzgün yapanlar, bu egoya kurban gitmeyen arkadaşlar üstüne alınmasınlar bunu. Anlamıyorum ben bu işi ya. Girin bir SCS forumunu bir okuyun ya. Şu 50 kedayı herkes biliyordur herhalde. Bu oyunu oynayıp da mod kullanan bilmeyen yoktur 50 kedayı. Adam modlarını kilitliyor mu veya işte kullanana bir şey söylüyor mu? Bir bak bakalım. Herkes de kullanıyor. Kendi moduna ekliyor. Lastik modunu, ışık modunu falan. Ondan sonra benim modum. O zaman senin modun da değil. At gözlüğünü takıyorlar. Ne empati var, ne başkasının yerine koyma var. Bir bok yaptıklarını sanıyorlar. Boş boş konuşuyorlar. Bana bunu yazan arkadaş da Muhammed Şenol değil. Yanlış anlaşılmasın. Belki o kardeşim hani umrunda bile değil. Bilmiyorum. Kendi düşüncesi nedir, ne değildir. Ona hiçbir lafım yok. O bir şey yazmadı çünkü. Otobüsün zamanında seslerini yapan arkadaş bunu yazan. Sesleri artık kaydetti mi, ne yaptı bilmiyorum. Ses olarak kendisi görünüyor yapanlarda. Ya daha sen modun nasıl yapıldığını bilmiyorsan bana niye gelip hesap soruyorsun arkadaş? Heh, aferin, sen de oradan gir. Ya düz yolda gidemiyorsunuz amına koyayım. Ondan sonra bana niye Kalec Duisburg böyle multiplayer videosu çekmiyorsun diyenler oldu. Burada video mu çekilir yani? Olay bu. Bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Öyle ben tehdide falan gelmem yani, haberiniz olsun. Karşınızda 3 yaşında çocuk yok. Neyin nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını, her şeyin yolunu yordamını biliyorum. Öyle tehdit edip de götünüz yemeyince mesaj silmeyeceksiniz. Millete bak amına koyayım ya. Kurtlar Vadisi izliyor, geliyor burada dayılanıyor amına koyayım. Lan siktir git. Geri zekalı. Senin dayılığın kadar benim yenge yapmışlığım var pezevenk. Sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun? Arkadaşlar ben bunları yapmaya devam edeceğim. İsteyen istediğini yazsın, ister hırsız desinler, ister çalıyorsun desinler. Sikim de değil ya. Ben bunları yapmaya devam edeceğim. Daha da çok gaza getiriyorlar. İnatla yapacağım. Ben bunları inat için yapacağım. Yani daha da çok zorlarlarsa dediğim gibi alacağım. Orijinal linkini de vermeyeceğim. Oğlum da bu arada yine videoyu trollüyor. Ha, bunu yapmamı istiyorlar artık. Bir şey demiyorum ben ya. Bana destek veren arkadaşlara sonuna kadar teşekkür ediyorum ben. Ya o modları isteyenler kendileri biliyorlar zaten. Yani bir mod yapıyorsun, bu neyin egosudur ya? Bir mod yapıyorsun, insanlar onu bir versiyonda kullanıyor. Ondan sonra ne güncelliyorsun ne bir şey. Ulan güncellemediğin mod için sen ne hak iddia ediyorsun ya? Güncellersin, anlarım. Yani yaparsın bir modu, güncellersin. Ben de işte bir şeylerini değiştirir, ben bunu yaptım diye salarım. O zaman anlarım. Ama salıyorlar, yapıyorlar bir şeyi, modu. Dediğim gibi
Bilmeyeni de vardır bunun. Nasıl yeni versiyona çalıştıracağını, nasıl yapacağını. Yapıyorlar bir modu. Ondan sonra birisi yaptığı zaman, "Aa, bu benim modum." Ya bir siktir git ya. Senin modunsa senin modun. Paylaşmasaydın amına koyayım. Hepinize iyi oyunlar. Hoşça kalın arkadaşlar.